Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sosyal yardımla alakalı, sosyal desteklerden alakalı videolarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu konu gerçekten de çok çeşitli yardımlar var, çeşitli başvuru yerleri var. Bunlardan alakalı sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Bugünden itibaren başlayan 903 TL, aylık 903 TL yardım, 903 TL destek. Bu nasıl alınabilir? Başvurular nereye yapılacak? Başvurular ne zaman başladı, başladı mı? Bundan alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Ülkemizde ve dünyada yaşanan uzun zamandan beri ekonomik pandemi sıkıntısından dolayı sosyal yardımlar yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre aylık 960 TL, 903 TL maddi yardımlardan bir tanesi yapılacak olan bu maddi yardım Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bunu başvurusunu yapabilmek için öncelikle belirli bir şartlarınız olması lazım. Yani bu şartları taşıyor olmanız lazım ki gidip başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun başvurusunu nereye yapıyoruz? Bunun başvurusunu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapıyoruz arkadaşlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne giderekten bunun başvuru formunu, yani sosyal yardım ihtiyaç başvuru formunu alaraktan dolduruyoruz. Eğer ki siz bu başvuru kriterlerini karşılıyorsanız, yani bu başvuru kriterleri nedir? Şurada gözüktüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşından küçük olmaması, 18 yaşından küçük olmaması, muhtaçlık aylığı kapsamında 18 yaş altında engelli bireye sahip olunması, evde para geçimini sağlayan kişinin vefat etmesi, şehit gazi yakın olması, eşinin kaybedilmesi ya da boşanmış olması, herhangi bir şekilde sosyal güvencesi bulunmayan yaşlıya bakan aileler, okula giden küçük çocukların bulunduğu aileler, ekonomik anlamda zorluk içerisinde bulunan vatandaşlar, yani illaki şu yok diyor, yani sizin ekonomik anlamda şu anda işsizsiniz, herhangi bir geliriniz yok, herhangi bir gelir kaynağınız yok, işsizlik maaşı da alamıyor iseniz mecbur bu tip yerlere başvurmanız normal. Yani bu tip yerlere başvuraraktan siz de bu yardımlardan faydalanırsınız demiyorum, faydalanabilirsiniz. Çünkü yani her başvurana kesinlikle yardım verilecek diye bir şey yok maalesef. Çünkü sosyal yardım, pandemi, bu ikinci faz, üçüncü faz, yani her başvuran alamıyor. Bir defa başvuran 3 defa alıyor, adam 10 defa başvuruyor, hiç alamıyor. Maalesef böyle bir dengesizlik, tutarsızlık da mevcut. Ama yani hiç başvuru yapmadan da herhangi bir destek maalesef sağlanmıyor. Yani siz hiçbir başvuru yapmadan bunlardan faydalanamazsınız, faydalanamayacaksınız da. Bunlardan faydalanmak için başvuru yapmanız gerekiyor. Merkezdeki, yani bulunduğunuz ilçedeki, ildeki Vakıf Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlere yapılacak resmi müracaatlar ile birlikte bu imkandan yararlanma hakkı elde edecek vatandaşların bazı şartları taşıması yeterlidir. İşte şartlarda bu ekranda görmüş olduğunuz şartlar yeterli olacaktır. Başvuru formunun doldurulması ile birlikte her ay düzenli ödeme almaya hak kazanacaklardır diyor. Şimdi bu şekilde aylık olaraktan düzenli ödeme alan, sosyal destek alan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden var mı? Yani ben buradan var diyeceğim, inanmıyorsanız gidip kendiniz Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, buraya dilekçe de yazabilirsiniz, yazı da yazabilirsiniz, telefondan arayıp da sorabilirsiniz. Buralar destek veren var, destek verdikleri insanlar çok. Gerçekten de verenler var. Sıkıntı şu, 1000 tane başvurudan 150 tanesine mesela destek sağlanıyor. Yani hepsine bir destek sağlanmıyor. Yani biri alıyor, biri alamıyor. Bizim sıkıntımız bu yani. Herkese yeterli düzeyde ya da sadece ihtiyacı olan kesimlere destek verilmesi. Böyle olursa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu destekler verilmeye devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne giderekten başvuru formunu talep ediyorsunuz. Başvuru formunu talep edip bunu dolduruyorsunuz. İlinizdeki, ilçenizdeki artık neredeyse buradan desteklerinizi istiyorsunuz. Bu yani sizin öncelikle hangi sosyal yardıma başvuracağınız önemli. Arkasından dilekçeye, yani forma ne yazacağınız önemli. Burada gerçekten de sizin gelir durumunuz, işsizseniz, gelir, herhangi bir gelir sağlanmıyorsa size, herhangi bir maddi destek yardım yoksa
Çünkü bu diğer yardımlardan farklı bir yardım. Aylık ödemesi olan bir yardım. Yani her ay düzenli olaraktan nasıl işsizlik maaşı düzenli olaraktan 7-8-10 ay yatıyor. Bu da aynı şekilde. Ama bunun bir özelliği var. Bu yardım siz belirli bir seviyeye gelene kadar yani belirli bir iş gücüne ulaşana kadar ödenmeye devam edecek. Yani siz ne zaman bir iş buldunuz, çalışmaya başladınız, o zaman bu yardım kesilir. Ama siz herhangi bir işte çalışmadığınız sürece bu destek, bu yardım ödenmeye devam edecek. Tabii ki herkese çıkar mı? Herkese maalesef her başvurana verilmiyor. Her başvurana verilmiş olsa zaten şu anda bu videoyu izliyor olmazdınız. Nedeni ise çünkü herkes bu yardımlardan herkese veriliyorsa bunun tespiti falan rahatlıkla yapılır gider yardımlarını yaparlardı. Genel Müdürlüğü uygun gördüğü kişilere, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü kişilere fondan verdiği bir düzenli yardımdır bu. İhtiyaç sahibi dar gelirlere yardım yapan kurumların listeleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Bu yardım kurumlarına başvuru Google üzerinden aratabilirsiniz de. Yani belediyelerin maddi yardım kaynakları var. Aile Çalışma Sosyal Bakanlığı'nda var, İHH'nın var, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı var, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı var, Sosyal Hizmetler Vakıfları var. Ya bunlar var, destek veren ama bu farklı. Bu sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aylık olaraktan, bakın aylık olaraktan vereceği bir yardımdır. Eğer siz niyetiniz varsa bu konuya gerçekten de bu şartlar sizi kapsıyorsa gidin başvurun, bir şey kaybetmezsiniz. Bu bugün çıkan bir şey, bu aylık destek ödemesi. Ne kadar bu tip şeylerde önce başvuru yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Bakın, bu tip şeylerde ne kadar çabuk önce yaparsanız öncelik hakkınız o kadar öne geçecektir. Çünkü ilk başvurular daha çabuk sonuçlanır diye düşünüyorum bu tip şeylerde. İnşallah ihtiyacı olan, bu konuda ihtiyaç sahibi olan, gerçekten de parasal yönden şu ekonomik pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan kardeşlerimize bu tip yardımlar, bu tip başvurulardan sonra gerçekleşir. Çünkü farklı farklı yardım, destek, başvuru videoları paylaşıyoruz. Yani bunların birine başvurursunuz, ikisine başvurursunuz, ikisi de çıkmaz, üçüncüsüne başvurursunuz, belki üçüncüsü çıkar yani bu işler gerçekten de siz bu şartları sağlıyorsanız İlla ki bir yerden çıkacaktır diye umut ediyorum. İnşallah da faydalı olur. İnşallah Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapacağınız formlar, başvurular sizin için hayırlı olur ve bu yardımlardan, bu desteklerden yararlanırsınız. Bütün bu ihtiyacı olan kardeşlerimize inşallah yararlı bir video olmuştur diye umut ediyorum. Konuyla alakalı yorumunuz, görüşünüz varsa videonun altına paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara gerçekten de gidin başvurun ihtiyacı olanlar. Bir alt tarafı dilekçe yazacaksınız, form dolduracaksınız. Bunları boşa atmayın çünkü diğer ki sosyal yardımlarda gelir bilgilerini, adres bilgilerini yanlış yazanlar. Bunlar da kesinlikle bilgilerinizi doğru yazın. Bilgilerini eksik ya da yanlış ya da yalan yazından dolayı alamayan arkadaşlarımız var. Siz her şeyinizi olduğu gibi doğru yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı, mutlu günler diliyorum.